Maraş'tan sonra Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketiyle devam edelim. Bu felaketin ardından hayatını kaybeden 7 kişiden 5'inin daha cenazeleri bugün toprağa verildi. 300 kişilik ekibin kaybolan diğer 3 kişiyi arama çalışmaları da hala sürüyor. Allah'ım sen bilirsin, büyüsün Allah'ım. Her şey birdenbire oldu. İnsanları yuttu, insanları birden yuttu, insanların kaçmasına bile fırsat vermedi. Kaçmasına bile fırsat olmadan insanları yuttu. Evler yıkıldı, ağaçlar devrildi, yol ve köprüler çöktü. Trabzon'un Araklı ilçesinde sel önüne geleni yıkıp geçti. Yukarıdan oraya koptu geliyor, dedim haydi kaçalım dedim, bizi alacak sel. Teyzemin evi ciddi değil, teyzelerim ciddi, teyzem ciddi. Oranın öldü. Oradan buraya yatırdığım çibin sel az daha aldı bizi, biz geçtik oyuncu tarafa işte. Canlar ciddi. Geçtiler. Bu kadar yıkımlar ciddiler. Bu dereler böyle yıkım yerdi. Bak kaç senedir, 5-6 sene oldu ki böyle yıkım, ama bu sefer sildi süpürdü aldı ciddi milletimizi. Selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarına 314 uzman tarafından devam ediliyor. 18 Haziran'da sel felaketi yaşayan Çamlıktepe mahallesinde çok sayıda iş makinası selin verdiği tahribatı kaldırmak için aralıksız çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Sel ve heyelana karşı bölgenin altyapısının güçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun illeri öncelikli illerimiz. Bu illerimizdeki şehrin içinden geçen derelerde ve bu derelerin koruma bandı içerisinde kalan veya şu an iklim değişikliği sebebiyle artık burada olmaması gereken binaları birinci, ikinci, üçüncü öncelik olarak tespitlerini yapıyoruz. Bakan kurum toplu konut idaresiyle bu binalarda yaşayanların taşınması için konut üretileceğini belirtti. Araklı'daki selde hayatını kaybeden 5 kişinin daha cenazesi toprağa verildi. Trabzon, Yomra'da da şiddetli yağış etkili oldu. İlçeye bağlı Demirciler köyünde bir ev heyelan nedeniyle yıkıldı, bazı evlerin alt katlarını su bastı. Derenin asfalta da zarar vermesi sebebiyle Yomra Özdil yolu ulaşıma kapandı. Efendim, selin bu felaketin ne kadar yıkıcı olduğunu aslında çok net gözler önüne seriyor bu görüntüler. İşte Trabzon Araklı'da 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin de kaybolduğu selin ardından bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Arama kurtarma çalışmaları da bir yandan az önce söylediğimiz gibi devam ediyor. TRT Haber ekibinin havadan görüntülediği Çamlıktepe mahallesinde selin yıkıcı etkisi, bakın işte kayaları yerlerinden sökmüş, ağaçları yerlerinden sökmüş. Bu yıkıcı etki nasıl gözler önüne seriliyor? Yollar yıkıldı, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Ağaçlar kökünden söküldü. Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selin yıkıcı etkisi havadan görüntülerde daha net görülebiliyor. Mahalle aniden bastıran şiddetli yağmurun sele dönüşmesi ve kara derenin de taşmasıyla bir anda afetle karşı karşıya kaldı. Felaket dakikalar içinde yaşandı. Sele kapılan 10 kişiden 7'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı. 281 kişilik uzman ekip tarafından kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İş makineleri yardımıyla süren çalışmalarla da hayat normale döndürülmeye, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Araklı'da oluşturulan kriz merkezinde hasar tespit çalışmalarına da devam ediliyor.